yavrak. Hey hey hey, what's happening YouTube? Selam arkadaşlarım, nasılsınız, iyisiniz inşallah. Aynen aynen. Bugün mükemmel bir video ile karşınızdayım. Niye bu kadar enerjik girdim videoya hiçbir fikrim yok ama güzel bir video geçeceğinden zaten girişten anlayabilirsin kanka. Bugün Steam'deki en ücretsiz oyunlar serisi baktım ki seviliyor. Baktım ki izleniyor, bir de baktım ki güzel para getiriyor. Dedim ki neden 3. 4. videosunu çekmeyeyim? Bu ya 3 ya da 4. videosu kanka. Ama bunun da sevileceğinden eminim yani. Bu arada eğer beğendiysen ve bir tane daha gelmesini istiyorsan da yorum kısmında belirtmeyi unutma. Bu arada kanka bayağıdır söylemiyorum. Bu videoyu izlerken çayını kahveni almayı kesinlikle unutma. Örneğin ben çayla içiyorum videoyu. Çayla içiyorum videoyu, evet evet. Çayla çekiyorum videoyu. Evet brom, seni de çok fazla sıkmaya gerek yok aslında. Zaten videonun içinde konuşuruz. Hadi o zaman videomuzu atlayalım. Hem de bizim tarzımızda. Brom, böyle bir listede Dota 2'yi koymasak olmazdı yani. Yıllardır LoL oynayan birisi ve kansere tutulmuş birisi olarak son 6 ayımın kaldığını hesaba kataraksa dostlarım, Dota 2'yi sizlere sunmak istedim. LoL'ü sunmadım çünkü LoL o bir oyun değil beyler. O bir kanser, o bir tümör. Dostlarım, 90'dan fazla karakterin bulunduğu Dota 2'yi aslında fazla anlatmaya gerek yok. İçinde güç, çeviklik ve zekanın bulunduğu karakterlerle ve her özelliği farklı şekilde olan karakterlerle rakiplere karşı koymaya, 5'e 5 takımlarda oynamaya, ayrıca zekanızı konuşturarak da dostlarım stratejik bir şekilde oynamaya çalışıyorsunuz. Aslında bu oyunu fazla anlatmaya gerek yok kanka yani. Geçiyorum bir sonraki oyuna ya. Hadi. Brom, bu arada yine tekrardan söylüyorum, beni Instagram'da takip etmeyi ve Discord sunucunun olan Marjinal TF'ye gelmiyorsunuz. Linki hani açıklama kısmında bulabilirsin. Hadi geçtim. Okay. Dostlar, güzel bir araştırma yaptım ve dedim ki Steam'deki bence en ücretsiz oyunlardan birisi de Splitgate. Dostlarım, Halo benzeri oynayabileceğiniz lakin portal açmaktan kafayı yiyeceğiniz bir oyun olduğunu söyleyerek birçok oyuncunun da mükemmel bir komedi şovu olarak adlandırdığı bu oyun Splitgate'i hepinize kesinlikle oynamanızı tavsiye ediyor, rica ediyor ve arz ediyorum. Kral abim, eyvallah abim, şanssın. Dostlarım, oyunda portal açarak bir dünyanın ucundan diğer dünyaya gidiyor, rakiplerinizi öldürüyor ve geri dönüyorsunuz. Veya hatta portal açmadan oynuyorsunuz. Yani dostlarım, oyunda yapmanız gereken tek şey eğlenmenize bakmak. Hele ki bu sıcak yaz günlerinde evde yapacak bir şeyiniz yoksa ve dostlarım noodle yemekten artık beyniniz eridiyse bu oyunu indirerek eğlenebilir, hoşunuza gitmesini sağlayabilirsiniz dostlarım. Ve geçiyorum bir sonraki oyuna hızlıdan. Brom, kanaldaki bildirimleri açma seviyeleri falan düşmüş. Sen bir bildirimleri aç, bir videoyu beğen, bir like at, bir şeyler yap yani. Bir de yorumlara 31 yazarsan çok sevinirim. Brom'a seksi ses tonunu aldın mı sen? Yazıyorum. Onu aldıysan hadi geçelim sonraki oyuna. Listemizdeki 3. oyun dostlarım, Rogue Company. Taktiksel bir FPS oyunu olan bu oyunu 2-2 ve 4-4 şeklinde modlarla arkadaşlarınızla birlikte oynayabiliyor ve eğlencenin keyfine bakabiliyorsunuz dostlarım. İster düşük sistem, ister de orta sistemlerde rahat bir şekilde oynayabileceğiniz oyunu arkadaşlarınızla oynarken dostlarım hiçbir şekilde sıkılmayacağınızı söyleyebilirim. Hele ki bu sıcak yaz aylarında, bakın videoda 5. kez sıcak diyorum çünkü eridim burada kanka video çekmekten. Oyun içini sizinle... Oyun içerisinde grafikler olsun, oyunun teması olsun gayet güzel olduğunu, aynı zamanda da oyunu kendinizi geliştirebilme imkanı sağladığı için de hiçbir şekilde sıkılmayacağınızı söyleyerek bir sonraki oyunu atlar gibi yapıyorum. Ama kanka videoya bir like at, bir şeyler yap yani. Kanka bu kadar emek veriyoruz, bu sıcakta videoyu çekiyoruz ve sen bir şey yapmıyorsan bu senin ayıbın brom. Zoruma gidiyor amına koyayım. Brom, benim agalarıma da bir anime yakışırdı yani, değil mi? Diyorsanız ki ben biraz anime seviyorum, ben biraz Bakugan, ben biraz Tsubasa seviyorum diyorsanız brolarım, Closers tam size göre bir oyun. Dostlarım, savaşlarda destansı bir hikayeyle dolu RPG oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu. O biraz karışık oldu orası, anladın sen. Dostlarım, arkadaşlarınız için takımınızı toplayın ve başka boyuttan gelen canavarlara karşı savaşın dostlarım. Dünyayı kurtarmaya çalışıyor ve güçlerinizle birlikte de rakiplerinize karşı savaş açıyorsunuz. Her karakterin kendine özel gücü bulunmasıyla birlikte de sıkılacağınızı düşünmediğim güzel bir anime oyun olduğunu söyleyebilirim. Ha, lakin anime oyununu sevmiyorum diyorsan brom, hadi geçiyorum bir sonraki oyuna. Brom, YouTube diyor ki 8 dakikalık video yap, reklam al diyor. Biz burada 5 oyun tanıtıyoruz, 4 dakikada bitiyor. Anlayamadım ki yani, biz ne yapalım? Hayır, bana söyleyin, ben ne yapayım yani? Brom lütfen yani, hani biraz el atın ya, bir like mike atın, bir şeyler yapın, bir sevinelim ya. Zoruma gidiyor. Zoruma gidiyor amına koyayım. Dostlarım, o kadar RPG FPS oyunu yeter yani, değil mi? Biraz da kart oyunu oynayalım. Ha, yanlış anlaşılma, kumar. Hocam. Duelty veyahut da Duelisty, artık sen onu anladın kanka, ekranda yazıyor zaten. Dostlarım, stratejik şekilde oynayabileceğiniz, Hearthstone oyununu sevenlerin bu oyunu da sevdiğini baz alarak sizlere gösterebileceğim kart oyunu veyahut da Magic, yani sihir oyunu olarak da söyleyebiliriz. Oyunun anlatımı çok zor dostlarım aslında, oynayarak öğrenilmesi gereken bir oyun. Browser üzerinden, yani internet üzerinden oynayabileceğiniz bu oyunu dostlarım, zekanız ve stratejiniz sayesinde güçlü kartlarınızla rakiplere karşı savaşıyorsunuz ve kazandığınız şeklinde de daha güçlü rakiplerle kendinizi geliştirerek oynayabiliyorsunuz. Dostlarım, oyunda aslında kartlar üzerinden dönen bir oyun bulunmakta. İster teması ister de oyun grafikleri olsun gayet Allah belasını versin.
hayatım. Gayet tatlı olduğunu söyleyebileceğim ve oynarken de sıkılmayacağınız bir oyun. Oyunu profesyonel oynamanızın da artı yönü dostların bilgisayarınızı indirmenize gerek kalmadığı için de ayrı bir sizlere dezavantaj değil, avantaj sunuyor. Bunun dışında oyun hakkında anlatabileceğim farklı bir şey bulunmamakla birlikte bitiş konuşmasına geçiyor ve 25 dakikalık bitiş konuşmasıyla sizleri baş başa bırakıyorum kanka. Yavrak! Ben milliyetçiyim arkadaş. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Hey hey hey, what's happening YouTube Egef... Oo brom yeter, şımardık yani. Selam agalarım, nasılsınız, umarım iyisinizdir. Güzel bir video geçirmeye çalıştım. Çayınızı kahvenizi içerken artık eğlenmişsinizdir yani. Benden daha başka bir şey istemeyin. Ben daha ne yapayım? Annemi çağır. Size. Bunun dışında kanka güzel bir video çıkartmaya çalıştım. Harbici güzel bir video oldu ve enerjik bir video oldu. Kimse yalan söylemesin şimdi. Burada yalan konuşmayın. Çıkar göster. Çıkar göster. Umarım beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Like, yorum falan onları atmayı unutmayın işte. Onları biliyorsunuz zaten, kaç defa söyleyeyim. Instagram adresi olan wakan05'ten gelin artık bro, bekliyorum yani. Bir de Discord sunucumuz var kanka, marjinal tayfa. Açıklama kısmında linkini bulabilirsin. Hani oraya bir uğra, bir selam ver. Bir şeyler yap yani. Bro onun dışında zaten sana söyleyebileceğim farklı bir şey yok. Kendine iyi bak. Video 8 dakika olmamış hala. Abi hiçbir videoda 8 dakika olmuyor ki, anlamadım yani. Millet nasıl 8 dakika video çekiyor? Millet 15 dakika video çekiyor ya. Biz konuşmuyor muyuz? Biz neyiz yani? Kendine iyi bak bro. Bir sonraki eğlenceli, sıkıcı, güzel videoda görüşmek üzere. Allah Mersol, hoşça kal. Bay bay amigo. Manet yazmış, diyor ki önem vermiyorsun diyor. Ne yaptım diyorum. Vermiyor. Ya niye yap? Ne yaptım diyorum. Vermiyorsun. Ya ne yap? Nasıl balancılar kafalar kesilir? Nasıl balancılar tehlike bire mi? Artist olursan alırım façamı. Ulan adına yüz verdik. Dance with me in my bed.